Sanayinin yanına gittiğimizde orada 25 bin konutun terk edilmiş şehir gibi kaldığını gördük. Sebep ne biliyor musunuz? Oraya su getirilmemiş, oranın altyapısı yapılmamış. Araçların üzerinde söz verdik çalışıyoruz diyorlar. Yazısı var. Bunu teyit ettiler. Bura çok güzel. Bu kadar boş kalmış. Neden bu evlerimiz çürüyor? Her araç geçmesinde inanın evlerin içi tozdan, pislikten geçilmiyordu. Geçmiş dönemde de belediyeye bu konuda başvurular yaptık. Bizi duymak istemediler. Bu konu sahiplerinin hepsi çoluğunun çocuğunun rızkını buraya aktararak geçinmeye çalışan insanlar. Bu havzada 375'e yakın fabrika var, 35 bin çalışan var. Sabah geliş 40 kilometre, akşam gidiş 80 kilometre yol kat ediyoruz. Günlük 2 saat 15 dakikamız yolda geçiyor. Dolayısıyla bizim ve burada çalışanlar için çok çok büyük artı olacaktır. Ankara ile Meslek Yüksekokulu arasındaki ulaşım problemlerine de çözüm getireceğine inanıyorum. Buradaki sosyal aktivitelerin daha iyi olması açısından çok çok iyi olacak. Şu asfaltı görünce gözlerim yaşardı. Burada hayat başlayacak. EGO Genel Müdürü geldi, durakların konacağını söyledi. Doğalgaz olsun, ASKİ olsun, elektrik altyapısı olsun, gerçekten her şey dört dörtlük. Çok teşekkür ediyoruz Mansur Bey'e de emeklerinden dolayı.